bizim Pars Mayına Karşı Korumalı Araç projemizde ilk montaj töreni vesilesiyle FNSS testlerinde bulunuyoruz ve aracımız burada çok geniş kabiliyetlere sahip bir araç olarak inşallah 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Güvenlikli Güçlerimize teslimat süreci başlayacak. Aracımızın koruma kabiliyeti çok yüksek. Aynı zamanda üzerindeki silah sistemleri ve görüntüleme ve iletişim sistemleriyle ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katacak bir aracımız olacak. Bu anlamda dünyada ilk dediğimiz bazı özelliklere sahip ve bu sebeple de ihraç anlamında da önemli bir potansiyele sahip olacağını düşünüyoruz. Bu güç çarpanı olarak ordumuza önemli bir katkıda bulunacağını beklediğimiz aracımızın hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ve burada yürütülen sistemlerde en önemli unsurlardan birisi de içinden geçtiğimiz süreçte çeşitli kısıtlama ve ambargo faaliyetlerinin artarak devam ettiğini görüyoruz. Ve bu süreci yürüten şirketimiz de yine bu tür yasaklamalarla ve ambargolarla karşılaştığı halde bunları aldırmadan her türlü kısıtlama ve engeli yerli üretimle aşarak yoluna devam etti. Onlara ve bu anlamda savunma sanayinde bu tür engellere aldırmadan yerleştirme sürecine devam eden, milli teknoloji hamlesini bir üst düzeye taşıyan bütün savunma sanayi şirketlerimize ve sanayimizin ekosistemine teşekkür ediyoruz. Çünkü biz artık parmak sallamalara aldırmayacak, bu anlamda kararlılıkla yoluna devam edecek bir ülkeyiz. Ve bize her tehdit, her kısıtlama başka bir uyarı fişeği niteliğini taşıyor. Bu araçta da bu uyarı fişeğinin çeşitli unsurlarını gördük ve yerleştirme sürecimiz devam ediyor. Bu kabiliyetli aracın güvenlik güçlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 12 adetle başlayacağımız bu sürecin daha fazla ürünlerle devam edeceğini umuyoruz. Türkiye'nin en kuvvetli olduğu alanlardan bir tanesi savunma sanayinde zırhlı araçlar, muharebe araçları. Bu tanktan hafif silah taşıyıcı araçlara kadar bir dizi zincirde çeşitli araçlarımız var. Bu anlamda gayret gösteren, üretim yapan tüm şirketlerimize, onların yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.